Sayın Çobanoğlu, sevgili hocam, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Hocam, bugün jinekolojik kanserlerden biri olan rahim içi, yani endometrium kanserini konuşacağız, değil mi? Evet. Diğer kanserlerden farkı nedir hocam? Bu kanserin? Yani bir kere jinekolojik kanserler içerisinde, evet, siz de demin bahsettiniz, en sık görülen. En sık görülen. Endometrium, endo iç anlamına gelir. Metrium da rahim içi. Bu rahim içi yatağının kanseri. Diğer kanserlerden en önemli farkı jinekolojik açıdan baktığınızda, bir kere erken tanısının diğerleriyle kıyaslanmayacak şekilde saptanabilmesi. Düzelen. Tabii bu erken tanı hastaya yönelik beklentilerimizi, bizim prognoz dediğimiz hastanın seyri ve şifa oranını korkunç derecede arttırmaktı. Ama en sık görülmesi de bir ayrı şansımız tabii ki. Evet. Böyle kolay tespit edilen bir kanser. Peki hocam, elinizde bir veri var mı ya da gözlemlerinize göre ülkemizde sık görülür mü bu kanser türü? Hangi yaş kadınları etkiler? Ülkemizde de en sık görülen genital kanserler. Tüm kadınları göz önüne alırsanız kadınlar da 4. sıradadır. Ama genital kanserler içerisinde de en sık görülendir. Tüm kanser değerlendirmesinde yaparsanız görülme sıklığı %3 civarındadır. Erken dönemde tanısı, dediğim gibi, şifa oranını korkunç derecede arttırmaktadır. Peki hocam, yaş oranları, örneğin doğurganlık yaşında görülebilir mi? Yoksa acaba menopoz döneminde mi sık görülür? Şöyle söyleyeyim, çok güzel bu. Yaşa dağılımına baktığımız zaman endometrium kanserinin en sık %55 ila 60 civarında, 55-65 yaş grubunda görüyoruz. Ama 65 yaş üstünde de %15-20 gördüğümüz gibi %5 civarında da tüm endometrium kanserlerinin, yani rahim içi yatağı kanserlerinin %5'inde 35-40-45 yaş arasında görebilmekteyiz. Peki hocam, asistanlık yıllarınıza dönmenizi isteyeceğim. O zamana baktığınızda acaba tedavi yönteminde, tanıyı koyma yönteminde ya da yaş aralığı, kadınlarda görülen yaş aralığı döneminde bir değişim oldu mu? Şöyle, asistanlık yıllarıma baktığınızda bir 40 yıl önceye gidiyorum. 40 yıl içerisinde evet oldu. Daha erken yaşlarda görme oranı, demin bahsettiğim gibi, bu %5 35-45 yaş arasında görme oranı arttı. Daha fazla görüyoruz, daha fazla arttı. Nedir nedeni sizce hocam? Bunun nedeni çevresel faktörlerin yanında infertilite, yani kısırlıktaki artış. Zaten endometrium kanserinin sebebine bakarsak, burada endometrium dediğimiz rahim içi yatağının yeterli karşıtlığı olmayan progesteron hormon yanında aşırı östrojen üretimidir. Yani östrojen ve progesteron oranının bozulduğu durumlar buna sebep olur. Hocam, biz sohbetimizde bir virgül koyalım. Bir izleyicimizin size sorusu olacak. Erzurum'dan Serap Hanım. Günaydın Serap Hanım. Günaydın Duygu Hanım. Geçmiş olsun diyelim. Sorununuz kendiniz için mi? Sizi tanıyalım. Kaç yaşınızdasınız? Sorununuz nedir? 36 yaşındayım. Hoş geldiniz. Buyurun. Rahimimde iltihap olduğunu söylediler. Gede kalmak istiyorum. Kalamıyorum. Hocamız bu konuda beni bilgilendirebilir mi? Efendim, rahimdeki iltihabın rahim ağzında mı, bizim serviks dediğimiz, yoksa rahim içi yatağı veya yoksa tüplerde mi olduğuna bağlı olaraktan tedavisi yapılır ve bu halledildikten sonra gebe kalmanız mümkün olur. Ama bu iltihap denen çok genel bir tabirden bahsediyorsunuz. Rahimin neresinde olduğu, rahim dışarısında tüplerle bir tıkanıklığa yol açacak seviyede olup olmadığı, bunların ayırt edilmesi lazım. Ve Serap Hanım, var mı başka sorunuz? Benim tüplerimde var iltihap hocamıza. Hı. Şunu söylemek istiyorum. Tüplerimle alakalı. Şimdi bu tüplerinizdeki iltihapla ilgili gerekli antibiyotik ve tedavi yaklaşımı sonrasında bizim histerosalpingografi dediğimiz
tüplerin açık olup olmadığının ve potent yani kullanılabilir olup olmadığının bir filminin çekilmesi. Eğer bu filmde tüplerle ilgili bir blokaj, tıkanıklık, yumurtalıktan rahime yumurtanın inmesini engelleyecek bir durum yoksa gebe kalmanıza müsaade edilir. Eğer maalesef iki tüpte de bir tıkanıklık varsa o zaman farklı yollar, örneğin bir tüp bebek gibi farklı yollar gebe kalmanıza yardımcı olacaktır. Tamam hocam, teşekkürler. Rica ederim. Geçmiş olsun, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için Serap Hanım. Şimdi hocam, östrojen ve progesteron hormonundan bahsettiniz. Bu oranı bozan durumlar nedir acaba? Şimdi en büyük sebebin bu bozukluk olduğunu söyledik. Hı hı. Burada örneğin anovülasyon yani yumurtlamanın olmadığı durumlarda yine östrojen progesteron oranı bozulmuştur. Bir diğer faktör aşırı kilo. Bizim obezite dediğimiz seviyedeki kilo alımı kilolu kadınlarda da yine bu ovülasyonla ilgili problemleri görmekteyiz ve ek risk faktörler getirmekte. Keza diyabet. Yine benzeri şekilde bu östrojen progesteron oranını bozulmasına sebep olur. Şimdi hocam, bu hormonların bozuk olması demek bir kadının rahim içi kanseri konusunda risk altında olması mı demek? Şöyle söyleyeyim, bu bence bozuk lafını kullanmayalım, yanlış anlaşılabilir. Eksik bu tekrar diyeyim? Söyleyeceğim. Östrojen progesteron oranının östrojen lehine fazla olması rahim içi yatağı yani endometrium kanseri için risk faktörüdür. Bu oranın bozulduğu durumlarda rahim içi kanserin gelişmesine sebep olur. Östrojeni karşılayacak yeterli progesteronun olmadığı durumlarda kanserin gelişme şansı çok yüksek. Peki hocam, biz kadınlara önerir misiniz acaba bu hormon testlerini düzenli aralıklarla yaptırmalı mıyız yoksa risk altındaki kadınlar mı yaptırmalı? Bunu günlük hormon tayiniyle saptamanın imkanı yoktur. Ama bir iç faktörler dediğimiz yani yumurtlamasız döngüler, yumurtlamanın bizim anovülasyon dediğimiz yumurtlamanın olmadığı döngüler, demin bahsettiğim diyabet, aşırı kilo, hipertansiyon, çok sık görülen polikistik over, bunlar hep bu risk faktörleri arttırırlar. Örneğin erken İlk adet yaşı, 9 yaş öncesinde gördüğümüz ilk adet yaşı veya bizim geç menopoz dediğimiz yaklaşık 53-54 yaş sonrasına kalan menopozlu kadınlarda da bu dönemlerde de yumurtlamasız anovülasyon dediğimiz bu döngüler fazla olduğu için yine rahim içi yatağı için risk gruptadırlar. Rahim içi kalınlaşması diye bir tabir var değil mi hocam bir de? Evet. Nedir? Normalde bu döngülerde rahim içi yatağı 9-10 milim olduğunda halk arasında kanama olarak söylenen bizim de periyot, regli, menstruasyon gibi özetlediğimiz dökülme olur. Bu dökülmenin olmaması rahim içi yatağında östrojen, projesteron reseptörlerinin birbirlerini karşılayacak seviyede olmamalarından kaynaklanabilir ve düzensiz kalınlaşmaya yol açarlar. Bunları tesadüfen gördüğümüz gibi klinik olarak da eğer adet düzensizlikleri yaşanıyorsa veya özellikle 40'lı yaşlardan sonra her 10-15 günde bir kanamalar oluyorsa veya 2-3 ay kanamasız yani döngüsüz süreler geçiriliyorsa muhakkak kontrolü gerekir. Peki hocam, şimdi korunma yollarını konuşalım. Evet, belki diyabeti kontrol altına almak, kilo vermek, varsa başka hastalığımız bunun tedavisini yaptırmak herhalde rahim içi kanserini önleyebilir. Peki başka hangi önerilerde bulunursunuz biz kadınlara? Şimdi şöyle bir kere hangi faktörler rahim içi yatağı kanserinde müspet etki yapıyor. Bir kere doğurganlık sayısı. Doğurmayan yani infertil kısırlık tedavisi görenlerde veya doğurmamış, emzirmemiş kadınlarda bunu sık görüyoruz. Emzirme ve süresi doğurganlık rahim içi yatağı kanseri riskini
azaltmaktadır. Burada çok önemli bir konu, özellikle postmenopozal dönemde içerisinde projesteron hormonu bulunmadan, yani karşılıksız östrojen kullanımında, bu östrojen kullanımının gerek süresine gerek de dozuna bağlı olaraktan rahim içi yatağı kanserinde anlamlı artış görmekteyiz. Hmm. Demek ki bir kere bundan kaçınmalıyız. Hmm. Bir diğeri kilo. Hmm. Çünkü kilolu hastalarda yağ hücrelerinde bazı böbrek üstü bezleri östrojen türevlerine dönüşebiliyor. Bizim androstenedion dediğimiz ve androjen hormonları cilt altı yağ dokularında ve cilt altı yağ hücrelerinde E1, E2 seviyelerine dönüşebilmekte ve kontrolsüz bir östrojen açığa çıkmakta. Demek ki bir diğer konuda kilomuza dikkat etmek. Bir de bazı hastalıklarda olmak da ek risk getirir. Örneğin meme kanseri gibi ve bunda kullanılan tamoksifen dediğimiz bir ilaç var. Bu bir hormon ilacı mı hocam? Bu hormonu baskılayan bir ilaç. Normalde östrojen aktivitesini memede azaltırken, bunu meme kanserlerinde çok uzun süreli, ki eskiden bu 5-6 yılda kesilirdi, şimdi 8-10 yıla yayılabiliyor. Tamoksifenin kullanımı memedeki aktiviteyi, reseptörleri baskılarken rahim içi yatağında tam tersine bir agonist etki yaparak da rahim içi yatağının düzensiz kanlaşmalarına sebep olabiliyor. Bu açıdan da tamoksifen kullanılan kadınlarda, yani meme kanseri tedavisi gören kadınlarda da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Risk biraz bir diğer için. Hem yakalamak için bu kanseri erken evrede, postmenopozal dönemdeki kanamalar çok önemlidir. Genellikle miktarı az oldu, bir gün sürdü, geçti gibi halk arasında çok fazla ihmal edilebiliyor. Menopozal dönemde renginden, miktarından bağımsız. Yani ister pembe, ister bayrağımız kırmızı. İster kahverengi. İster kahverengi, çok güzel söylediniz. İster kahverengi, ister sürüntü halinde olsun, postmenopozal dönemdeki kanamaların adı konmalıdır. Aksi ispat edilinceye kadar bu hastalara endometrium kanseri gibi yanaşılır ve tespiti endometrium dediğimiz bu rahim içi yatağın doku tanısıyla, yani buradan alınan biyopsinin patolojik incelemesiyle olur. Hocam, ismini vermek istemeyen bir izleyicimizin size sorusu olacak. Size günaydın seve diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun dinleyelim sorununuzu. Hekimimiz burada. Buyurun efendim. Bir yandan evvelde yayında konuşacak olduğunuz bir konu hakkında soracaktım da. Buyurun. Benim aile düzensizliği var 10 yıldır. Tamamen de böyle düzensiz, tamamen de olmaz olmaya başladı artık yani. O rahim içi kanseri belirtisi olabilir mi? Efendim, kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım, 10 yıldır var. İyice de oran tamamen kötüleşti yani. Yani bir kere yaş grubu olaraktan bir endometrium kanseri korkusu hemen gelmesin. Büyük bir ihtimalle bu bir hormonal bozukluk veya rahim içerisindeki bir miyom, rahim içi yatağındaki bir polip dediğimiz organik sebeplerle de olabilir. Ama yine de madem ki böyle bir düzensiz kanamalar yaşıyorsunuz, bir jinekolog, yani kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından görülmenizi tavsiye ederim. Gidiyorum doktor bey, kaç tane doktora gittim, hiçbir şey söylemiyorlar. Bu akşam var diyorlar, daireye gidiyorum, yok diyorlar. Yani kaç defa daireye falan gittim mi, hiçbir şey söylemiyorlar. Yani dahiliye değil de bir jinekolog tarafından bakılmasını tavsiye ederim. Dahilici arkadaşlarımızdan ziyade bir jinekolog muayenesini öneririm. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hocam, şimdi postmenopozal dönemdeki kanamanın önemli olduğunu söylediniz. Şimdi acaba şikayetler neler olabilir? Erken evrede şikayetler değişir mi? Bunu merak ettim. Kanama en büyük uyarıdır. Özellikle
normalin dışındaki kanamalar, ama postmenopozal dönemde kanama en önemli kriterdir. Örneğin postmenopozal dönemdeki kanamaların %20 sebebi endometrium kanseridir. Yine gerisin geri baktığımızda, bizim retrospektif baktığımızda, endometrium kanseri tedavisi görmüş hastalarımızın postmenopozal dönemdeki olanlarda kanama şikayeti %75-90'ında var. Onun için tekrar üzerine basaraktan postmenopozal dönemdeki kanamalar muhakkak adlandırılmalıdır. Bir de tesadüfen gördüklerimiz var. Bu nasıl oluyor? Hani bir kanama belirtisi olmadan da bir başka nedenle, bir kemik araştırmasında veya alt batın pelvik bölge dediğimiz yerin çekilen CT'sinde, yani kompüterize tomografisinde ve MR, bu manyetik rezonans incelemelerinde postmenopozal dönemde olmaması gereken kalınlıkta rahim içi yatağı insidental olaraktan kalınlığı görülebiliyor. Yine bunların da yakın kontrolü ve takibi gerekir. Peki hocam, ya doğurgan yaşta kadında görülmüşse bu hastalık belirtisi ne olur? Şöyle, doğurganlık yaşında bu görüntü varsa sadece düşük risk grupta olmak şartıyla, yani rahim içi yatağıyla sınırlı hastalıklarda ve bir de bizim grade dediğimiz bu hücresel bozulma oranı. Hücresel bozulma oranı grade 1, yani erken olan, cüzi olan, en az olan grupta hastayla çok iyi tartışaraktan önce bu hastalığın başta da progesteron eksikliği nedeniyle ortaya çıktığını söylemiştim. Progestin tedavisi yapılır. Kontrolünde rahim içi yatağının temiz olduğu gözlenir ve hastaya gebe kalmasına izin vererekten, çünkü endometrium kanserinin tedavisi cerrahidir, cerrahi doğum sonrasına ertelenir. Yalnız bu hastalarla çok iyi tartışılmalı. Bu geciktirmenin bir takım nüksle ilgili, yani hastalığın geri gelmesiyle ilgili oranları da arttırdığı kendisine detaylı anlatılmalıdır. Dolayısıyla muhakkak tedavi edilmelidir diyorsunuz. Doğumdan sonra en erken. Evet, doğumdan sonra cerrahi tedavi yapılması gerekir. Bu doğurganlık isteği devam eden kadınlarda ve özellikle olduğu için bir daha üstünden gideceğim. Sadece çok düşük risk, erken evre, rahim içi yatağı, yani endometriumla sınırlı ve grade 1 dediğimiz tümörlerde uygulanabilir. Daha ileriki tümörlerde herhalde katastrofi olur efendim. Evet. Şimdi hocam, simir testini biliyoruz bütün kadınlar olarak. Anlam ve önemini de biliyoruz ama rahim içi yatağı kanserindeki önemini bilmiyoruz. Şimdi çok güzel bir soru. Bazen hastalara bu rahim içi yatağı kanseri tanısı konduktan sonra, yani biyopsiyi alıp bu rahim içi yatağının patolojik delik geldikten sonra bile anlatmakta çok güçleniyoruz. Çünkü haklı olaraktan şöyle bir yaklaşım da olur. Nasıl olur? Ben daha 3 ay önce, 6 ay önce simirimi yaptırmıştım ve tertemiz gelmiştim. Evet. Şey de budur. Yani tertemiz gelmiştim. Evet. Simirin sonucunun normal olması rahim içi kanserini ekarte etmez. Nadiren, nedir bu oran? %8-10 gibi olgularda simirde şüpheli rahim içi yatağı hücrelerini görebiliriz. Ama simir sonucunun temiz olması bu hastalıkta, bu hastamızda endometrium kanseri yoktur dedirtmez. Rahim ağzı kanserinin göstergesi. Aynen değil öyle mi hocam, o testin rahim sonucu? Rahim ağzı kanserinde çok büyük öneme sahipken maalesef aynı yaklaşımı, aynı hassasiyeti, sensitiviteyi endometrium kanserinde görmüyoruz. Peki hocam, endometrium kanserini erken teşhis etmek için bir test var mıdır elinizde? Belirli bir test yok. Örneğin markerlar, mesela diğer kanser tiplerinde, özellikle yumurtalık, over kanserlerinde bazı tümör markerları kullanabiliyoruz. Ve bunların %100 olmasa bile bir belirleyici, bazı bilgilendirici, yönlendirici durumları var. Ama rahim içi yatağı kanserinde tümör markerlarının bir önemi yok. Burada şikayetsiz hastanın dahi periyodik kontrollerini atlamaması ve
tekrar üzerine basacak şekilde söylediğim bir düzensiz kanamalarda muhakkak bir jinekolog tarafından muayene edilmesi gerekir. Ha, başka birkaç durum var, çok sık görülen nedir? Belirli hastalıklarda çok sık görülen, örneğin kolorektal kanserlerde, bu bir sendromdur esasında, Lynch sendromu dediğimiz. Polipoid bazlı gelişmeyen kolorektal kanserlerde rahim iç yatağı kanserini %30-50 gibi sık görmekteyiz. Bunlarda ne yapıyoruz? Profilaktik, yani koruyucu, yani tedbiren ameliyat ediyoruz. Yine cerrahi oluyor değil mi hocam? Rahmi endometriyum almak. Kanserinin tedavisi cerrahi evrelemedir. Rahmi almak üzerine kuruludur değil mi? Rahim alınmalıdır ama rahimin yanında endometriyum kanseri tedavisinde cerrahi evrileme çok önemlidir. Çünkü yapacağınız histerektomi, yani rahimin alınması, iki taraflı, bizim bilateral salpingo ofektomi dediğimiz iki taraflı tüplerin ve yumurtalıkların alınması ve pelvik bölgedeki, yukarıda aortik bölgedeki lenf nodlarının çıkartılması bu cerrahi evrilemeyi sağladığı gibi, hangi hastanın ek bir tedaviye gereği var, hangi hasta takipte kalacak, bunlar arasında da karar verdirir. Şimdi son 25-30-40 yıla baktığımızda endometriyum kanserindeki evrelemenin, yani hastalığın seviyesini belirtmenin değiştiğini de görmekteyiz. Nasıl değişti hocam? 40 yıl önce de belki 4 grupta inceliyorduk ama şimdi bu her grubun kendi içerisinde de alt grupları, sub grupları oluştu. Bunun amacı ne? Bunun amacı hangi enstitüde, hangi şehirde, dünyanın neresinde olursanız olun, hastaya en doğru tedavinin verilebilmesi için bu evrelemeler, yani bu sıralamalar o hastanın bireyselleştirilmesinde kullanılır. Daha bireysel tedaviye yönlendirilmiş. Aynen öyle. Kişiyi. Böylelikle hastaların alabileceği en doğru ve ilk tedaviyi bulmamızda, yönlendirmemizde en önemli etkendir evreleme. Peki hocam, evrelemeyi yaparken evrelerin altındaki grade'leri de kastediyorsunuz artık gelişen teknolojiyle. Nasıl evreliyorsunuz? Yani rahmi çıkarttıktan sonra yapılan bir patoloji mi var? Şimdi zaten cerrahi olduğunu söyledik. Söyledim. Yani endometriyum kanserinde standart tedavi cerrahi evreleme. Evet. Bu cerrahi evrelemenin sonucunda hastaları düşük risk, orta risk ve yüksek risk gruplara ayırmaktayız. Nasıl ayırıyorsunuz hocam? Örneğin birinci evrenin A safhasında. Bu ne demek? Kanser sadece rahim içi yatağı ile sınırlı. Bu ve grade'i, yani sizin demin de bahsettiğiniz hücresel bozulma oranı birinci derecede, en basit seviyede. Bunlarda örneğin ek bir tedaviye cerrahi sonrasında gerek yok diyoruz. Peki eğer bu rahim içi yatağıyla sınırlı değilse, yani bizim serviks dediğimiz rahim ağzına inmişse veya çok önemli olan bir şey, rahim içi yatağının dışına çıkmış, rahim duvarında, rahim adelesinde belirli bir seviyeye varmışsa, örneğin %50'sini geçmişse rahim duvarı kalınlığının, o zaman bunları kendi içerisinde diğer prognozu gösteren, bizim prognostik faktörler dediğimiz durumlara bakıyoruz. Örneğin grade'i, örneğin rahim içerisindeki vasküler dediğimiz damarsal yapıya ulaşmış mı? Rahim içerisindeki lenfatik, lenflerin olduğu boşluğa inmiş mi? Bir diğer risk faktör yaşı. Hastamız 65-70 yaş ve
üzerinde mi? Bunlara göre ek bir tedavi alıp almayacağına karar veriyoruz. Bu orta risk grupta örneğin eğer lenfatik dediğimiz lenflerin olduğu yere gelmişse, vasküler damarsal boşluğa inmişse, o zaman hastamızın yaşı da ileri ise bu hastalara ek tedavi, ki genellikle bu radyoterapi oluyor. Gerek pelvik bölgenin radyoterapisi, gerek ameliyattan sonra vajinal kubbenin ışınla tedavisi. Bu gruptaki hastalarda ek tedavi verilenlerdeki nüks oranı %5 iken, bu ek tedaviyi almayanlarda bu oran %30'lara çıkabiliyor. Yine yüksek riskli grupta ise, yani grade 3 dediğimiz tümörlerde, hücresel bozulması en ileri seviyede olan tümörlerde, bunun haricinde evre 3 dediğimiz, yani hastalığın rahim dışına çıktığı, komşu organlara, yumurtalık ve vajene ondan sonra indiği durumlarda, lenflerinin pozitif olduğu durumlarda, gerek pelvik bölgedeki gerek daha yukarıdaki lenflerin pozitif olduğu durumlarda da muhakkak cerrahi sonrasında, yine ilk yaklaşımımız cerrahi, cerrahi sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uyguluyoruz. Burada hastanın bir kez daha bireyselleştirilmesi önemli. Bazı hastalara radyoterapi ve kemoterapinin uygulanma süresi hastanın kilosuna, durumuna ve yaşına göre, özellikle ileri yaştaysa muhakkak bir ek tedavi de zaten devam ettirtiyoruz. Peki ne kadar sürebilir hocam tahminen bu tedaviler ve tedavi sonrasında takipler önemli midir bu anlamda? Tabii çok önemli. Şimdi bu tedaviler, radyoterapinin uygulanma süresi, bunu batın yoluyla mı veriyorsunuz yoksa vajinal yolla mı veriyorsunuz? Buna göre değişir. İki yolla mı veriliyor? Evet, yani iki, hastanın durumuna göre ya batın yoluyla dışarıdan ışınlama şeklinde verebildiği gibi, hazne yoluyla yani vajen yoluyla içeriden vajinal kubbeye de verilebilir. Bir de kemoterapi bu hastalarda genellikle 6 kür bir kemoterapi veriliyor. Bazı durumlarda sandviç denilen 3 kür kemoterapi, sonrasında radyoterapi, sonrasında yine kemoterapi şeklinde de gidilebiliyor. Özellikle bu zor ve takibi gereken hastalarda bütün enstitülerde bir tümör konseyinin oluşturulmasında fayda var. Bunun içerisinde hem jinekolog hem medikal onkolog ve ilgili dallarda. En çünkü bu hastalarda bu yaptık olmadı, dönelim bunu yapalım, yok burayı yapalım deme şeyiniz yok. O hastaya bireyselleştirilerek en uygun tedavi saptamak çok önemlidir. Hocam şimdi size gelen sorulara da bakıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki, benim rahmimde sarkom bulundu. Ameliyat oldum. Sarkomun sadece rahimde olduğu, başka bir bölgeye yayılmadığı söylendi. Ek bir tedavi de önerilmedi. Sizce ek tedavi yapılmalı mı? İlaç tedavisinin yeri var mı? Takibim nasıl olmalı demiş. Şimdi sarkom bizim ikinci tip dediğimiz gruba giriyor hücresel olaraktan. Bunların içerisinde sarkomları, rahim içi yatağının clear cell dediğimiz kanserini görmekteyiz. Bu sarkomun kemoterapiye ve radyasyon terapisine maalesef çok zaten şeyi yok. Cevap verme oranı yok. Burada sarkom ameliyatının düzgün yapılmış olması ve evrelemesinin düzgün yapılmış olması lazım. Yine ek bir tedaviye gerek duyulup duyulmaması, rahim ameliyatıyla beraber, cerrahi ameliyatla beraber evrelemenin doğru ve yeterli yapılıp yapılmadığına göre bakılır ve buna göre planlanır. Dolayısıyla takip ve uzman görüşü, evet, hatta bir ekip. Bir de burada hani evrelemesindeki hangi evrede olduğu belirtilmemiş olduğu için söylüyorum. Cerrahi evreleme önemlidir. Buna göre ek tedavi
planlaması yapılır. Hocam bir izleyicimiz de 35 yaşındayım. Rahim kanseri teşhisiyle ameliyat oldum der. Erken bir yaş değil mi hocam 35? Çok sık görünmeyen evet, bir grup. Çok sık görünmüyor. Bu %5-35 arasında görüyoruz. Rahim ve yumurtalıklarım alındı. Ameliyat öncesi sağ andeksiyal kitle CA125-1338 frozen malign saplandı. Bundan sonra kemoterapi, radyoterapi görmem patoloji sonucuna bağlıydı. Patolojiden gelen sonuçta kapsül şeklindeki sağ yumurtalığın dışında en ufak bir sızma olmadığı için kemoterapi tedavisi görmemem gerektiğine karar verildi. Bir ay önce doktora gittiğimde kan tahlilimin neticesi CA125-39 çıktı. Doktorum bu rakamın tüberküloz tedavisinde kullandığım ilaçlardan kaynaklandığını, yoksa bu rakamın daha düşük çıkacağını, sonuçlarımın çok iyi olduğunu söyledi. Bu arada ameliyat sonrası tüberküloz hastalığım ortaya çıktı. Bundan sonra yapmam gereken düzenli aralıklarla kontrol doktoruna gitmek. Bunu biliyorum. Önümüzdeki kontrol için doktorum her ihtimale karşı benden mamografi istedi. Sizin bana tavsiyeniz nedir? Açıkça beklediğim her gün korkum artıyor. Sanki tedavi görmem gerekiyormuş gibi tereddüt ediyorum demiş hocam. Şimdi bu hastamızın belirttiği durumlarda bir kere aydınlığa kavuşturulması gereken çok önemli bir bulgu var. Hastamız rahim içi kanserinden bahsederken yumurtalıktaki adneksiyel dediği alan tüp ve yumurtalıkların olduğu bölgedir, anatomik yerdir. Buradaki bir kanser olgusundan bahsediyor. Eğer bu ikisi yani yumurtalık kanseri ve rahim içi yatağı kanseri bizim beraber de nadir olsa ayrı ayrı yani her ikisinde primer, her ikisinde birincil başladığı kanser olabileceği gibi eğer endometrium kanserinin yumurtalıkla bağlantısıysa o zaman bu evreyi tamamen değiştirir. Bu evreyi 3A yapar çok hani belirte söyleyince. Evet. Eğer 3A ise yani rahim içi yatağının yumurtalığa ulaşması nedenli bir kanser söz konusu ise muhakkak kemoterapi ve ek tedavi almalıdır. Hocam son bir dakikamız kalmış, kulağıma uyarı geldi. Geçmiş. Çok çabuk geçti, daha vardı aslında merak ettiklerim ama acaba bir mesaj vermek isteseniz son sözleriniz neler olurdu? Hastalarımızın, kadınlarımızın periyodik kontrollerini ihmal etmemeleri. Düzensiz kanamalarda muhakkak doktora başvurmaları, menopozal dönemdeki hormon kullanımında bir takım risklerin, özellikle projesteron olmadan kullanılan östrojende bir takım risklerin kullanılan süre ve miktara göre arttığını bilmeleri ve postmenopozal yani menopozal dönemdeki kanamaların renginden, miktarından bağımsız adının konması için doktora gitmelerini söylerim. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz bizlere. Zevkli efendim.